Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yeni aldığımız orkideye nasıl bakım yapılır onu göstereceğim. Kendi yaptığım uygulamaları yapacağım. Kendi tecrübelerim sadece. Hele de orkide bakmaya yeni başlamışsanız kesinlikle üstten sulama yapmayın. Gördüğünüz gibi alttan sulama yapın. Suyun içinde 5 dakika kalsın. Fazla bırakıp da mantar oluşumunu desteklemeyin. Bunları koyalı henüz 4-5 dakika oldu olmadı gibi. Bakın altından da olsa o kökler sayesinde suyu kendi bünyesine, köklerine hapsediyor. Şimdi sularından çıkardım. Bir zaman süzülecekler ve önemli olan yaprak temizliği. İlk başta limon suyuyla temizleyeceğiz. Şöyle makyaj temizleme pamuğuna limonumu sıkıyorum. Çekirdeklerini alalım. Pamuğu da kendi içinde şöyle sıkıp her yerine eşit suyun gelmesini sağlıyorum. Ve bu pamuğu tek bir orkidede kullanacağız. Birinden hani kullanıp diğerine geçmeyeceğiz. Şu şekilde yapraklarını temizlemeye başlayalım. Acemiyseniz eğer, acemi değilseniz de yine aynı şekilde söylüyorum. Özellikle orkideler çiçekli ise, yeni aldıysanız, mantar problemi de varsa alttan sulama yapın. Hiç risk almayın. Şöyle bütün yapraklarını teker teker altını, üstünü, bütün kısımlarını siliyoruz. Hem mantardan, hastalıklardan temizleniyor. Hem de yapraklar temizken daha iyi fotosentez yapıyor. Fotosentez demek onun beslenmesi, büyümesi demek. Kendi için gerekli olan enerjiyi üretmesi demek. Şöyle diğer tarafını çevireceğim. Şöyle yapraklarını güzelce temizleyelim. Gözeneklerinin açılması sayesinde daha iyi fotosentez yapacaktır. Bir de göz zevkimizi temizken daha iyi hitap edecektir. Bu şekilde zarar vermeden narin bir şekilde yapraklarını temizleyelim. Ve alttaki yaprak elime geldi. Mümkün mertebe şöyle gövdesinin görünen kısımlarında makyaj pamuğuyla temizliyorum. Dallarını çok hafif bir şekilde temizliyorum. Bu dalın birisi dondan dolayı üşümüş. Umarım tomurcukları da üşümemiştir. Sadece çiçekler üşümüştür. Dala bir zarar vermemiştir diye umuyorum. Buradakiler sağlam. Şöyle fazla sarsmadan, çiçeklere de gelmeden yaprağını temizliyorum. Daha sonra en sonda pamukla şöyle saksısını siliyorum. Şöyle tamamen temizledik.
ve süzülmeye bırakacağız. Evet, birinciyi temizledik. İkinci de aynı şekilde. Yine bir makyaj kamuğu alacağım. Yine limonu sıkacağım. Ve maşallah çekirdek boğulmuş. Ben kendi içinde pamuğu sıkıyorum. Temizliğe başlayalım. Gövdesine hiçbir şekilde su kaçırmamalıyız. Şimdi böyle temizledikten sonra üstteki hava köklerine, görünen köklerine hafif bir spreyleme yapabiliriz. Nemlenmesi için. Çiçekli oldukları için. Sadece evde hazırladığımız kürlerden çok hafif olmak kaydıyla verebiliriz. Gübre vermiyoruz. Saksı değişimi yapmıyoruz. Çiçeklerin geçmesini, Mart, Nisan aylarının gelmesini bekliyoruz. Bu şekilde temizliğini yapacağız. Takibini yapın. Gövdesinde siyahlaşma görürseniz mantar ilaçlarını yapın. Şu yandaki çubuklarını mutlaka çıkartıp temizlemeniz lazım. Çünkü onlardan çok fazla hastalık kapıyor orkideler. Şu an bunun hiç çubuğa daha dahi ihtiyacı yok. Şöyle hafif hafif kendi etrafında çevirerek çıkartıyorum. Şu an için çubuğa ihtiyacı yok. Takmayacağım. İhtiyacı olursa çubukları da temizleyip aynı şekilde takabilirsiniz. İncitmeden şöyle göründüğü kadarıyla gövdesini de temizledim. En sonda dediğim gibi saksısını temizliyoruz. İlk bakımını yapmış oluyoruz. Bundan sonra kökleri grileşinceye kadar sulama yapmayacağız. Sadece üstteki hava köklerine spreyleme yapabiliriz. Kullanmaya karar verirsiniz bu çubukları bu şekilde. Temizleyin. Kalorifer peteğin üzerinde iyice kuruduğundan emin olduktan sonra tekrar orkidenize takabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bol çiçekli günleriniz olsun. Hoşça kalın.